Herkese merhaba. Yeşimden Lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsü hem de lezzetiyle çok pratik ve lezzetli damla çikolatalı kurabiye tarifi vereceğim. Sözü çok uzatmadan tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler dilerim. Öncelikle yoğurma kabımıza 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 adet yumurtamızı alalım. Ardından 1 su bardağı pudra şekerini ilave edelim. Tüm malzemeyi bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştıralım. Bu karışımımızın içerisine 1 dolu yemek kaşığı kakao ilave edelim. Kakaoyu da karıştırarak bu karışıma güzelce yedirelim. 1 çay bardağı nişastamızı ilave edelim. Çırpıcı yardımı ile karıştırmaya devam edelim. Şimdi çırpıcıyı bırakıp yoğurma işlemine elimle devam ediyorum. Unu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Yavaş yavaş yoğura yoğura kıvamını ayarlayacağım. Kurabiye tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama bölümünde detaylı olarak yazacağım. Yaparken oradaki bilgilerden faydalanabilirsiniz. Kurabiye hamurumuzu ele yapışmayan yumuşak bir kıvam alıncaya kadar elimizle yoğurmaya devam edelim. Son olarak hamurumuzun içerisine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ilave edelim. Elimizle yoğurarak vanilya ve kabartma tozunu da hamurumuza güzelce yedirelim. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar damla çikolatayı kurabiye hamurumuza ekleyip yoğurma işlemine devam edelim. Kurabiyemiz istediğimiz kıvama ulaştı. Birazdan size kıvamını da göstereceğim. Kurabiye hamurumuz bu şekilde ele yapışmayan bir kıvamda olacak. Şimdi fırın tepsimizin içerisine yağlı kağıt yerleştirip kurabiyelerimizi ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayarak tepsimize dizelim. Kurabiyelerimizi fırın tepsimizin içerisine aralıklı olarak dizelim. Fırında bir müddet pişirdikten sonra çıkartıp üzerine bardak ile bastıracağız. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma destek olmak için abone olmayı ve tariflerimden daha önce haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Kurabiyelerimizin üzerine kalan damla çikolataları da elimle bastırarak üzerine yerleştiriyorum. Tüm kurabiyelerimizi yuvarlak şekil verip hazırladık. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirmeye göndereceğiz. Kurabiyelerimiz fırın içerisinde yaklaşık 5 dakika sonra kabarmaya başladı. Bu aşamada kurabiyeleri fırından çıkartalım. Daha sonra kurabiyelerin üzerine bir bardak yardımıyla bastırarak yassı bir şekil verelim. Kurabiyelerin üstüne bardak ile bastırmadan da pişirebilirsiniz.
Ama ben bu görüntüyü daha çok sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. Size de yapmanızı tavsiye ederim. Böyle daha güzel, daha kıyır bir kurabiye olmuş oluyor. Kurabiyeleri şimdi tekrar fırına koyuyoruz ve yaklaşık 2-3 dakika daha fırında tuttuktan sonra çıkartıyoruz. Kurabiyelerimiz hazır. Şimdi soğuması için bir kenara alalım. Soğuyan kurabiyelerimizi servis tabağına aktaralım. Bu kurabiye tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem görselliğiyle gözlere hem de lezzetiyle mideye hitap ediyor. Çok güzel bir kurabiye. Çocuklarınızın da çok severek yiyeceği bir kurabiye olacaktır. Şimdi kurabiyemizin iç dokusunu size göstermek istiyorum. Çok güzel, kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Bu lezzetli kurabiye tarifimi ister kahvenizin yanına, ister çayınızın yanına mutlaka yapıp denemelisiniz. Tarifim hakkındaki düşüncelerinizi ve sorularınızı yorum bölümüne bekliyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.